süte zam yapmayıp, çiğ sütü değerlendirmeyip, etin fiyatını arttırmak, süt veren inekleri de kesin demektir. Bu ihanettir. Çiğ süt işini çözmediğiniz sürece Türkiye'de hayvancılık gelişemez. Üreticiler sahipsiz, hayvancı sahipsiz, besici sahipsiz. Yargı olmazsa yumurta ucuzlamaz, süt ucuzlamaz. Yargı karın doyurur. 4.70'ti süt, 5.70'e çıkardılar. 1 lira zam yaptılar. Olmaz kardeşim. Ya hatalısınız, yanlışsınız. 1 kilo sütle 1,5 kilo yem almak lazım. 1 kilo yetmez. 1 kilo bile alamıyor Türkiye. Bunu alamazsa inekleri keser. İnekleri keserse süt daha da pahalanır. Yakında dışarıdan süt alırız. 1 Nisan'dan itibaren süt ve süt ürünlerine gelecek zammı söylemiştik. Hep birlikte bunu yaşayacağız. Çünkü akılsız politikaların sonucu bu. Sorun marketler değil. Sorun ahırda, sorun serada, sorun tarlada, sorun merada. Doğru düzgün bir tarım politikası olsa bırakın 85 milyonu, 300 milyonu besleyecek bir imkana sahibiz aslında. Şu anda kaşarın kilosuna bir bakın, kaşar peynirinin. Beyaz peynirin kilosuna bir bakın. Neden o kadar pahalı biliyor musunuz? Çünkü insanlar süt ineklerini kestiler. Yem yediremedikleri için süt ineklerini kestiler. Süt bulunamıyor çünkü. Şimdi yakında peynir fiyatları uçacak. Son 4-5 ayda 2 milyona yakın süt ineğini kesti çiftçi. Peki bu beraberinde neyi getiriyor? Süt bulamayınca peynir yapamıyoruz. Bakın yakında bir peynir krizi var. Karşılıklı süt bulamıyor. Durum...